Eve mi? Sana ne? Ha, teklifin cevabını almaya geldiysen. Hayır, hayır. Onun için gelmedim. Ben bir yemek yeriz diye düşündüm aslında. Aç değilim. Ben açım ama. O zaman sana afiyet olsun. Şebnem. Şebnem, ya inat etme artık. Ya ne var, bir yemek yiyeceğiz işte. İyi de aç değilim dedim, zorlama. Zorla. Ya yemek yemeyeceksen de bir şeyler içersin. Ya bir şey içmek istemiyorsan da beni yemek yerken izlersin. Yani ben yemek yerken bazen çok komik oluyorum da. Ya aman ne bileyim işte Şebnem, garsonlara falan sararsın. Hadi ne olur. Hadi gidiyoruz. Hadi. Ya. Hadi. Hadi. Hadi yürü. Ya bak bir şey demeyeyim diyorum diyorum ama tutamıyorum kendimi. Hiç şaşırmadım. Ya sana ne oluyor ya? Bir haller, bir tavırlar, bir şeyler. İki öpmüştük diye havaya mı girdin? Güzellikle uslanmayanın hakkı kötektir diye bir laf var, biliyor musun? Biliyorum, ne oldu? Beni mi döveceksin? Gerekirse onu da yaparız. Allah Allah. Anam Özgür, iyi ki abartma dedik. Bir daha abart desek ne olacak acaba? Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, ille de pırlanta demiş. Ne şimdi bu? Masa. Onu görüyorum da keşke göremeseydim yani. Bir hipermetrop olsaydım, yakını göremeseydim. Ya da bir perde inseydi. Yani bir an öyle enstalasyonu gibi bir şey olmuş bu. Sanat eseri desem değil, uzaktan seyredeyim desem gönül razı değil. Biz en iyisi yolda yakınken dönelim. Yok, gidemeyiz. Ya o kadar geldik. Niye gidelim şimdi Şebnem? Hadi otur. Otur lütfen. Allah kahretsin. Mersi. Mersi. Biz buraya niye geldik Selim'ciğim? Dedim ya Şebnem, yemek yeriz diye. Başka bir şey yok yani. Başka bir şey, yani istersen bir şeyler de içebiliriz. Ha? Pardon ama biz neyi kutluyoruz? Şeyi kutluyoruz yani. Bir içeceklerimizi alalım, söyleyeceğim. Selim cevap verir misin ya? Neyi kutluyoruz, neyi? Kal geldi sana. Bir bakayım değil mi tadına yani şimdi? İyi mi kötü mü bir test etmek lazım. Çüş. Şahane, harika. İyi ki geldik değil mi buraya? Ne güzel oldu. Sen bir şey diyordun. Sen aslında ne? Ya, şimdi biz hep böyle çalkantılı bir ilişkimiz oldu bizim, biliyorsun. Ama dün akşam söylediklerin çok hoşuma gitti. Teyzem, ah!
siz hiç rahatsız etmeseydik aslında. Ay olur mu öyle şey teyzeciğim? Zaten gayet gereksiz, saçma sapan, sıradan alelade bir yemekti yani. Peki öyle görünmüyor ama. Öyle öyle. Müfit abicim ne yaptık? Tuttuk mu Versay Sarayı'nı? Ne sarayı? Versay. Aa teyzeciğim. Hani bu aralar çok in orası. Millet kapısında kuyruk oluyor düğün yapabilmek için. Biliyor musun sen? Daha önce düğün hakkında konuşmuştuk da Şebnem'le saray hani şeylerle alakalı. Öyle mi? Evet, Müfit abicimle konuştuk biz. Senin kraliçelere layık bir düğünle evlenebilmen için ona gereken bütün tiyoları verdim. Sağ olsun Müfit abicim de dedi ki ben elimden ne geliyorsa yaparım dedi. Ben Seniham için dedi hiçbir masraftan kaçınmam dedi. Yani kendisiyle hatta biz krediye bile başvurduk kışa kışa, öyle bir şey yapmadık tabii. Dedi ki yani ben dedi malımı mülkümü varımı yoğumu dedi onun dedi önüne sererim dedi. Kınasını şeysini dedi bekarlığa veda partisini dedi bohçasını her şeyini yaparım ben dedi. Değil mi? Evet. Gerçekten öyle mi? Biraz abartıyor ama tabii ki seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Çok teşekkür ederim canım. Ama benim hiç niyetim yok öyle süslü püslü abartılı şeyler falan yapmaya. Nasıl yok ya teyzoş? Sen Selin Sultan'sın. Yok tabii. Beni mutlu eden tek şey Müfit'le beraber olmak. Yoksa işte kınasıymış, veda partisiymiş bir şey. Bunların hiçbir önemi yok. Şurada evlenelim de senin. Ben onunla hemen evleniyorum. Canımsın ya ne güzel şeyler söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ya işte gerçek sevgi böyle bir şey demek ki. Keşke herkes böyle karşısındakinin mutluluğunu düşünebilse, önem verse. Değil mi? Değil mi? Bence de. Kendisini düşünmekten vazgeçse de biraz karşısındakini düşünse. Ben de onu diyorum. Ne oldu canım? Ya biz geçen kızlarla eğlenirken bir video çekmiştik de onu herhalde internete yüklemişler. Yani like üstüne like, yorum üstüne yorum. Ha ne güzel. Vallahi öyle. O yüzden arkadaşlar kusuruma bakmazsanız benim hemen çıkmam lazım. Çünkü kızlara bu haberi yetiştirmem gerekiyor öyle değil mi? Size doyum olmaz. İyi akşamlar. Nereye gidiyorsun Şebnem? Eve gidiyorum. Eve, eve. Ayrıca sana da bu gereksiz kiç ve banal yemek için gerçekten çok teşekkür ederim Selim'ciğim. Gitmeden bir de check-in yapayım. Müfit abimle teyze hoşla, akşam keyfi ise. Hadi arkadaşlarım bay. Şebnem. Nereye gidiyorsun gerçekten? Eve. Niye? Ya bir an öyle masadan kalkınca merak ettim. Ne yapacaktım? Otur otur sıkıldım bir saattir. Bir şey olacağı da yok zaten. Konuşacaktım ama ben seninle. Aman! İki saattir de ağzımla bir konuşacağım, konuşacağım. Tek bir kelime çıktığı da yok ya. Hayret bir şey, bunu aldım ben. İşimiz gücümüz var herhalde değil mi? Şebnem, niye zorlaştırıyorsun durumu? Heh, başa döndük. Döndük. Bak, canım benim, sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Hatta bence akıllı da bir insansın, anlamıyor musun? Sen önce bir eksik parçayı bul, ondan sonra gel çekil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında eksik parça falan yok. Nasıl yok ya? Sırf sokaktaki konuşmamız yüzünden yapıyorsun bunu. Bir an boş bulundun, o anın heyecanına kapıldın, bir sürü şey söyledin. Şimdi geri alamıyorsun, bütün konu bu. Ya gerçekten hayatımda senin kadar nankör bir çocuk görmedim ya. Ben senin uyuz uyuz davranışlarını öyle tavan yapmış özgüvenine gıcık oluyorum bir kere. Bir de bulduğumcuk gibi biz sevgili olduk deyip kafama dayanmalar falan. Ne oluyor be? Hayret bir şey. Ayrıca ben niye bu soktu seni tartışıyorum ya? Çünkü yaptığının ne kadar saçma olduğunu farkındasın. Şebnem. Ayrıca sana neler hissettiğimi gayet iyi biliyorsun. Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ayrıca madem bu kadar zorlanıyorsun, söyleyemiyorsun bir şeyleri, bir sıkıntı var demek ki. Yani benimle ilgili bir problemim var. O yüzden bekleme yapma ticari, devam et. İyisin tabii. Sen söyleyen, ben dinleyen. Rahat tabii. Herhalde bundan sonra bir göremem. Bir varmışım, bir yokmuşum. Çok güzel.